Kıyametin yeganesi, melametin nişanesi, zevk erbabının piri, şevk sahiplerinin şeyhi, faziletli zevatın ölçüsü, hamdun kassar. Vera ve takva vasıflarına haiz olu şeyhlerden olup, fıkıh ve hadis ilminde yüksek bir derecede bulunuyordu. Nefsin kusurlarını görmede acayip bir nazarı vardı. Mücahade ve muamelesi son haddindeydi. Sözleri hem veciz hem de kalplerde tesirliydi. Sevri'nin mezhebini kabul etmişti. Ebu Turab'ın müridi, Abdullah bin Münaliz'in şeyhi olup, halkın melametine müptela olmuş ve Nişabur'da melametiler mezhebi ondan yayılmıştı. Tarikatta mezhep sahibi bir müştehitti. Bu taifeden bir cemaat ona bağlanmışlardı. Bunlara kassariyan ve melametiler derler. Takvada o derecedeydi ki bir gece can çekişen bir dostunun başucunda bulunurken, dostu ruhunu teslim eder etmez hemen orada yanmakta olan mumu söndürmüş ve şu andan itibaren mum varislere intikal ettiğinden onu yakmak caiz değildir demişti. Şöyle diyor, bir gün Nişabur'da bir mahalleden geçerken fütüvvetle tanınmış Nuh isminde bir ayyar yanıma geldi. Kendisine ''Ya Nuh, civan mertlik nedir?'' dedim. ''Benim civan mertliğimi mi yoksa seninkini mi soruyorsun?'' ''İkisini de.'' ''Benim civan mertliğim şudur. Kaftanı çıkarıp hırkayı giymeli, sufi olabilmek için hırka giyenlerin hareket ettikleri gibi hareket etmeli ve halktan utandığımdan bu kıyafet içinde günah işlemekten sakınmalıyım. Senin civan mertliğinde şu, halkın sana, senin de halka adanmaman için hırkayı çıkarmalısın. Şimdi benim civan mertliğim açıktan açığa şeriatı korumak, seninki gizliden gizliye hakikati korumaktır ve bu muazzam bir esastır. Naklederler ki, Hamdun'un hali yükselip sözleri etrafa yayılınca Nişabur'un imamları ve ileri gelenleri kendisine gelip vaaz etmen lazım. Zira sözlerin ölü kalpler için faydalıdır dediler. Ama o vaaz etmem caiz değildir. Niçin diye sorduklarında meseleyi şöyle izah etti. Benim kalbim henüz dünyaya ve makama bağlı. Bu yüzden sözüm faydalı olmaz ve kalpleri tesir etmez.'' kalpleri tesir etmeyen bir sözü söylemek, ilimle alay etmek ve şerati hafife almak olur. Ancak susması din için sakıncalı olan kimselerin konuşmaları doğru olur. Çünkü bunlar konuşunca mahsur ortadan kalkar. Bir sözü başka biri söyleyecek ve bu da maksada kafi gelecekse, ilim diye aynı şeyden söz etmek hiçbir kimseye yaraşmaz. Şu sözü söylemek üzerime farz olmuştur.'' veya bunu söylemeye selahiyetim vardır. Kanaatine varmayan bir kimsenin elimden söz açıp vaaz etmesi caiz olmaz. Selahiyetin alameti nedir denilince dedi ki, söylenmiş bir sözü tekrar etmeye asla hacet kalmamalı. Bundan sonra acaba ne söyleyeceğim deyip bunun çaresini aramanın derdinde olmamalı. Söylediği söz gayipten olmalı. Gayipten kendisine geleni geldiği gibi söylemeli ve kendini arada görmemeli. Selefin sözü niçin kalpler için daha faydalıdır sorusuna şu cevabı vermişti. Çünkü onlar İslam'ın izzeti, nefsin kurtuluşu ve hakkın rızası için konuşmuşlardır. Bizse nefsin izzeti, dünyayı kazanma maksadı ve halkın kabulü için konuşuyoruz. Hak Teala'nın hakkındaki ilmi, halkın hakkındaki bilgisinden daha iyi olmalı. Yani yalnızken sahip olduğun hal ve hareket, halk arasındayken sahip bulunduğun hal ve hareketten daha iyi olmalı. Bir hali gerçekleştiren o halden bahsetmez. Sende bulunduğu zaman gizli kalmasını gerekli gördüğün bir şeyi başkalarında görünce ifşa etme. Gizli kalmasını arzuladığın bir şeyi hiçbir kimseye faş etme kendisinde bir haslet ve fazilet gördüğün kimseden aman ayrılma. Zira onun feyiz ve bereketinden bir şey sana da ulaşı verir. Size şu iki şeyi tavsiye ediyorum. Ulemanın sohbetinde bulunun ve cahillerden sakının. Onlara tahammül edin. Sufilerle sohbet edin. Çünkü çirkin bir şey için onlar katında türlü türlü mazeretler vardır. Güzel bir şeyin yanlarında fazla bir değeri olmadığından bir iyi davranıştan dolayı sana büyük değer verip hataya düşmene sebep olmazlar. Selefin siretine bakan kendi kusurunu bilir ve erlerin derecesinin gerisinde bulunduğunu kavrar. Kifayet miktarı gıda sana zahmetsiz ve meşakkatsiz olarak ulaşır. Çekilen zahmet ve meşakkat kifayet miktarından fazlasını talep uğrundadır. Nimete şükür kendini nimette tüfeğli görmendir. Nefsinin kusurlarını görme hususunda kör olmamaya gücü yeten bu konuda kör olmasın. Nefsim Firavun'un nefsinden daha iyidir. Kanaatinde olan kibrini açığa vurmuş olur. Düşe kalka giden bir sarhoş gördüğünde dikkatli ol ve onu kınama ki aynı belaya sen de müptela olmayasın. Melamet, selameti terk etmektir. Melamet'ten sorduklarında dedi ki, halk için bu yol hem zor hem de kapalıdır. Ama yine de bu hususta bir parça bir şey söyleyelim. Mürciye kadar Allah'tan ümitli olmak, mutizile kadar korkmak melametilerin sıfatıdır. Yani melametiler Allah'ın keremine bel bağlama konusunda o kadar çok ileri giderler ki bu yüzden mürciye mezhebi mensupları dahi onlara melamet ederler. Diğer taraftan Allah'ın gazabından korkma konusunda o kadar çok ileri giderler ki Mutezili mezhebi mensupları bile bu yüzden onları kınar, dururlar. Bu suretle de melametiler her halükarda melamet okunun hedefi olurlar. Cömertlikten başka güzel huy, cimrilikten başka çirkin bir huy bilmiyorum. Fakir için güzellik tevazudadır. Fakir fakrına dayanıp kibirlendi mi, kibirlenmede zenginleri geride bırakmış olur. Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiçbir kimseyi kendine muhtaç görmemendir. Hakkın fakire verdiği mansıp tevazudur. Fakir tevazu terk etti mi tüm hayırları terk etmiş olur. Zekanın sonucu şımarıklıktır. Bu yüzden şeyhler ve ulular fazla zeki olan kişileri bu yoldan uzak tutmuşlardır. Bütün dertlerin kökü çok yemektir. Dinin afeti oburluktur. Bir kimsenin dünya meşgaleleri onu ahiretten alıkoyarsa ya dünyada veya ahirette mutlaka hor ve hakir düşer. Abdullah bin Münazil hamdundan öğüt isteyince mümkün mertebe dünya için kızma demişti. Kulluk nedir? kulun hakka tapması ve başkalarının kendisine tapmalarını arzu etmemesidir. Zühd nedir? Bana göre zühd, elde bulunandan çok, Mevla-i Müteali'nin teminatı altında olana bakıp, kalbin huzur ve sükun içinde bulunmasıdır. Tevekkül nedir? İki bin akçe borcun bulunsa, elinde ve avucunda hiçbir şey bulunmasa, senin adına bu borcu Allahü Teala'nın ödemesinden ümit kesmemendir. Tevekkül nedir? Allahü Teala'ya sıkıca sarılıp ona güvenmendir. Eğer yapabilirsen bir işi Allahü Teala'ya havale etmen, bizzat kendin tedbir alıp o işe çare bulmak için meşgul olmandan daha iyidir. Tedbir ehli olmandan, tevfiz ehli olman daha doğrudur. Musibet karşısında ancak Hak Teala'yı itham eden bir kimse yakınır. İblis ve dostları şu üç şeye memnun oldukları kadar hiçbir şeye memnun olmazlar. Birincisi müminin mümini öldürmesi, ikincisi bir kimsenin kafir olarak ölmesi, üçüncüsü bir kalpte fakirlik korkusunun bulunması. Abdullah Münazil anlatıyor, ölüm döşeğine düşen hamduna çocuklara vasiyette bulun dediklerinde onlar hakkında fakirlikten çok zenginlikten korkuyorum demişti. Can çekişirken Abdulla'ha beni kadınlar arasında bırakma zira kopardıkları feryat ve figanla halimi teşviş ederler demişti.